Son günlerde artan gerilimler ile birlikte Hindistan ve Pakistan tekrar konuşulmaya başlandı. İki ülkede nükleer silahların olması olayın ciddiyetini daha da çok gözler önüne seriyor. Her ne kadar birbirlerine yakın iki komşu olsalar da Pakistan ve Hindistan rekabeti yıllardır devam ediyordu. İki ülkede savaş olmadığı zamanlarda bile hazırlıklarını devam ediyordu. Peki gerçekten hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Neden birbirlerine düşmanlar? Keşmir sorunu nedir? İşte bu videoda bunun cevabına hep birlikte bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Eğer Hindistan bölünmeseydi bugün dünyanın en kalabalık ülkesi olacaktı. Ancak 1948'de kanlı bir bölünme ile Müslüman Pakistan çoğunluğu Hindu Hindistan'dan koptu. Müslüman Pakistan'da 1970'lerin başındaki çok kanlı bir savaştan sonra yeniden ikiye bölündü. Ve Batı Pakistan bağımsızlığını ilan ederek Bangladeş adıyla ayrı bir devlete dönüştü. Hindistan yaklaşık 1.3 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Yakın gelecekte dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Pakistan 190 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kalabalık 6. ve Batı Pakistan yeni adıyla Bangladeş yaklaşık 160 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık 8. ülkesi. Ancak son dönemlerde Bangladeş, Pakistan'dan daha çok Hindistan tarafını tutmuş gibi görünüyor. Pakistan ve Hindistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmelerinden hemen sonra her iki ülkede Müslümanlar, Hindular ve Sihler arasında çıkan isyan ve çatışmalarda yüz binlerce kişi öldürüldü. Çok kısa bir sürede 12 milyondan fazla kişi karşılıklı göç etti ki insanlık tarihinin en kitlesel göçü olarak kayıtlara geçti. 60 yılı aşkın süredir süren tansiyon ve rekabet, soğuk savaşta Amerika ve SSB'nin coğrafyada etkinlik mücadelesiyle de birleşince her iki ülkenin de nükleer silah sahibi olmasıyla sonuçlandı. Ve halen dünyadaki bütün savaş senaryoları içinde bir savaşta nükleer silah patlaması ihtimali en yüksek gerilim hattını Hindistan-Pakistan gerilim hattı oluşturuyor. Geçmişte fakir bir ülke olmasına rağmen Hindistan, nüfusun fazlalığını çok iyi kullandı. Kısa sürede toparlandı ve dünyanın en güçlü ekonomisi olan ülkeleri arasında yer aldı. Gelecek dünyamızın yeni süper gücü olarak gösteriliyor. Amerika, Rusya, Avrupa Uzay Ajansı'ndan sonra Mars'ta uydusu dolaşan 4. ülke konumunda. Pakistan ise savaşlardan sonra yanlış siyasetten dolayı sürekli darbelere maruz kaldı ve kendini geliştiremedi. Taliban gibi örgütler ile sürekli mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak Pakistan'ın en dikkat çeken yanı ise halkının fanatik vatansever olmasıdır. Askeri güce daha çok önem veriyorlar. Öte yandan Çin'in Pakistan'a verdiği destek ise büyük dikkat çekiyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki en büyük sorun ise Keşmir toprakları oldu. Nüfusunun %90'a yakını Müslüman olan Keşmir'in Hindistan'a mı yoksa Pakistan'a mı katılacağına Keşmir halkı tarafından karar verilmesi istendi. Halk Pakistan'ı isterken o zamanın yönetimi Hindistan'a destek verdi. Bunun üzerine tansiyon yükseldi. Böylece iki ülke arasındaki ilk savaş bağımsızlıklardan kısa bir süre sonra 22 Ekim 1947'de Keşmir yüzünden başladı. Savaş, Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda 1 Ocak 1949'da imzalanan Ateşkes Anlaşması'na göre iki ülke bölgedeki askerlerini geri çekecek ve Keşmir'in geleceği Birleşmiş Milletler'in gözetimindeki halk oyuyla belirlenecekti. Hindistan Ateşkes Anlaşması'na uymayı reddederek Keşmir'den askerlerini geri çekmedi ve işgal ettiği bölgeleri Kammu Keşmir Eyaleti adı altında kendine bağladı. Kammu Keşmir şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Şu anda Keşmir'in %45'i Hindistan, %35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin %20'sinde ise Çin'in hakimiyeti mevcut. Çin'in neden gizlice bu toprakları ele geçirdiği ise bilinmiyor. Pek çok uzmana göre amacı Hindistan'a gözdağı vermek. Keşmir, Pakistan ile Hindistan arasında 1965 ve 1999 yıllarında iki savaşa daha yol açtı. Bu savaşlardan milyonlarca insan hayatını kaybederken, Keşmir'de son 20 yılda yaşanan olaylarda ise 94.888 kişi hayatını kaybetti. Nükleer silaha sahip Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir gerginliği, bölgenin istikrarını tehdit ediyor.
İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki olası bir savaşın nükleer çatışmaya dönüşmesi, çözümün neredeyse imkansız olduğu kaydedilen Keşmir sorunu, daha uzun yıllar Güney Asya'nın kanayan yarası olmaya devam edecek gibi gözüküyor. İki ülke de birbirinden inatçı. Şimdi ise gelin askeri güçlerine hep birlikte bakalım. Dünyadaki en büyük ordulardan ikisi Hindistan ve Pakistan'a aittir. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Hindistan 2018'de orduya 58 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Silah altında muazzaf 1.4 milyon askeri bulunuyor. Pakistan ise 2018'de 11 milyar dolarlık askeri harcama yaptı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre Pakistan 1993-2006 yılları arasında yıllık harcamalarının %20'si ordunun harcamalarına ayrıldı. Her iki ülkede nükleer başlık taşıma kapasitesine haiz balistik füzelere sahip. Son 20 yılda iki ülkenin askeri gücü çok hızlı yükseldi. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre Hindistan'ın 3 ile 5000 kilometre menzil arasında değişen 9 çeşit operasyonel füzesi bulunuyor. Raporlar, Pakistan'ın elindeki füzelerin 2000 kilometre menzile sahip olduğunu ve Hindistan'ın herhangi bir noktasını vurma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Pakistan, 2011'de yaptığı bir açıklama ile envanterinde taktik nükleer silah kabiliyetine sahip füzelerin olduğunu duyurdu. Söz konusu silahların daha küçük çaplı nükleer savaş başlıkları ve menzili 50 ile 100 kilometre arasında değişen kısa mesafeli füze saldırılarına karşı caydırıcı güç amacıyla hazır bekletildiği belirtildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Hindistan 130 nükleer savaş başlığına sahip. Pakistan'ın elindeki nükleer başlık sayısı ise 150. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre Hindistan'ın 3565 tankı, 3100 piyade savaş aracı, 336 zırhlı personel taşıyıcısı, 9719 adet topçu gücü var. Buna karşın 560 bin askeri bulunan Pakistan ordusunun elinde 2606 tank, 1605 zırhlı personel taşıyıcı ve 375'i kendinden güdümlü olmak üzere 4472 havan topçu silahı bulunuyor. Hindistan Hava Kuvvetleri 814 savaş uçağına sahip. Ayrıca bu alanda 127 bin askeri personel bulunuyor. Hindistan'ın hava gücünü Çin ve Pakistan'a aynı anda karşı koyabilme kabiliyeti üzerine inşa ettiği biliniyor. Pakistan'ın hava gücü ise ezeli rakibine göre daha az olmakla birlikte daha yeni. Pakistan'ın envanterinde Çin menşeli F-7 PG ve Amerikan F-16 jetleri dahil 425 savaş uçağı mevcut. Hava gücünü modernize eden Pakistan, bu bağlamda Türkiye'den sık sık askeri alımlarda bulunuyor. Hindistan donanması bir uçak gemisi, 16 denizaltı, 14 destroyer, 13 fırkateyn, 106 tam teşküllü devriye ve sahil güvenlik savaş teknesi ile 75 muharebe yeteneğine sahip uçaktan oluşuyor. Hindistan'a göre daha küçük bir sahil şeridine sahip olan Pakistan, 9 fırkateyn, 8 denizaltı, 17 sahil güvenlik ve devriye gemisi ve 8 muharebe yeteneğine sahip uçağı var. İlginç bir şekilde Hindistan ve Pakistan'ın nükleer silah testi yaptığı son yıl aynı yıl oldu. 1998 yılında iki ülkede ellerinde nükleer silah olduğunu göstermek adına çeşitli denemeler yaptı. Daha sonrasında ise bu denemeler yapılmadı. Hindistan'ın ekonomik gücü dikkat çekerken Pakistan daha fazla nükleer silaha sahip olması büyük dikkat çekiyor. Öte yandan olası bir büyük savaşta dış etkenlerin rolü de çok fazla. Çin, Türkiye, İran gibi ülkeler Pakistan'a destek verirken bazı Avrupa ülkeleri ve Rusya Hindistan'a destek veriyor. Amerika ise çift taraflı bir rol oynuyor. Pakistan'a da zaman zaman destek veren Amerika, Hindistan'ın süper güç olmasını istemiyor. Ancak Çin ile aynı safhada yer almak istemeyen Amerika, daha çok Hindistan'ın yanında olmayı tercih ediyor. Rusya'nın Çin ile arası olması da Amerika için büyük bir sorun. O yüzden ülkeler arasında çok karmaşık bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Her ne olursa olsun, savaşın iki tarafı da çok ağır bedeller ödeyeceği kesin. Nükleer bir savaşta ise sadece bu iki ülke değil, tüm dünya etkilenecektir. Sence kim daha güçlü bir ordusuna sahip? Hindistan mı, Pakistan mı? Bize yorumlarda nedenini bildirin.